Gider mi? Kette bulan ne lan? Taşla bak, kut taşla koy sonda. Tamam, tamam. Ha, yuvar. Denize kıyısı bulunmayan Afganistan'da Türkmenler geçimlerini balıkçılıkla sağlıyor. Lütfen videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutma. Denize kıyısı bulunmayan Afganistan'ın sınır bölgesinde yaşayan Türkmenler geçimlerini balıkçılık yaparak sağlıyor. Ülkenin kuzeyindeki Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan sınırını belirleyen Amudarya ya da Ceyhun Nehri kıyısında yer alan Kunduz, Belh ve Cevzican vilayetinde yaşayan Türkmenler ailelerinin geçimlerini nehirden avladıkları balıkları satarak temin ediyor. Güzel çimdi öde. Bana şu oturun yerinizde koç bilen olsam mı? İnan çok çok kalsan. Bana balıklar olsa bana böyle de kaçırıyoruz bile. Ha. Şöyle de tap takı şöyle balık olsa kaçıyor. Toru iliyor şuna. Oo toru iliyor. Hı. Şimdi ya kette yat yamaş koç dinlendi. Bu bölgede balıkçılık yapan Türkmenlerin sayısının 5000'den fazla olduğu tahmin ediliyor. Balıklar kumaşı. Ya asıl tor boyluğum edip geliyor. Bu işi meslek haline getiren Türkmenler köylerdeki marangoz ve demirci ustaları tarafından tahta ve demirden yapılan motorsuz amatör teknelerle her gün Ceyhun Nehri'ne açılıyor. Hemen her mevsimde balık avlamanın mümkün olduğu Ceyhun Nehri'nde balıkçılar her gün sabahtan akşama kadar nehirde kürek sallayarak rızkını arıyor. Kış mevsiminde meydana gelen sel nedeniyle nehirde su taşkınları meydana gelirken zaman zaman iptidai teknelerle nehire açılan balıkçılar zor anlar yaşıyor. Kültürden kültürün muhabirine konuşan balıkçılar motorlu tekne satın almaya maddi durumlarının yetmediği için köylerde yapılan kürekli teknelerle balık avladıklarını belirtti.
Belh vilayetinin Sortepe ilçesinin sakini 36 yaşındaki Abdulgafur Mergen 15 yıldır nehirde balıkçılık yaptığını ve balık satarak ailesini geçirdiğini söyledi. Kurayla. Onu asıl ketti dedi. Ayağını yuvar. Kette varlıkla. Yaşın da pahada baktım. Ne maldır korun ama şuladım. Ne maldır korun bir ne mene. At. Atı. Atı. Altıdan? Yani, ha. Ben şu vakta bu kamiden zatı yoktu. Aha. O motorun topunun üstünde gidip var yok ha. Aha. Atı alıp gitti elde. Kette balık. Kette balık. Bunu bir derya. Amın Ceyhun. Deli derya diye dene bunu. Ceyhun, Seyhun iki rakam. Şekiller el kaysın yana kastına karşı gitsen vaksin dedim bu ayağını bir ödü versen o. Balıkları öz. Hudaydı. Hudaydı ağladın iyiyim deyip gelir o. Ben zaten yaptım deyip balık. Başka zaten taşları öz ayağını yiyer. Tamam. Başı bile mesela tutup kette balıkları tutsan soyacak o zaman. Tamam. Çalışacağı daha uygun bir iş olmadığı için bu mesleği sürdürdüğünü dile getiren Mergen, yaz kış demeden her gün ava çıktığını ve bazı günler eli boş döndüğünü kaydetti. Mergen, avladığımız balıkları köydeki dükkanlara ucuzdan satıyoruz ve onlar da bu balıkları büyük kentlere gönderiyor, dedi. Ceyhun Nehri'nin en lezzetli ve pahalı balığının bayağı yayın balığı olduğu belirten Mergen, bu balığın kilogramını 9 dolardan sattıklarını ifade etti. Mergen nehirde 5 ve 6 çeşit balık bulunduğunu ve en ucuz balığın kilogram fiyatının 3 dolar olduğunu söyledi. Ya van tok mi? Ya van tok. Ya van tok koltuk. Hayır. Hey, kumbara. Ne mi? Ha ne nerede? Satacak adamın alın ya değil mi? Merhaba. 10 tam karton. Tort alacak kolyeler. Bu nektar kolye. Atam tutuyorlar. Atam tutul geliyor şuradan değil mi? Bana ben. Ben telegram alıyorum. Atlar şunu yan atam. Cengölü'de geziyorum lan. Aa, bu derya bulan taylak giden yerler. Anır tarafta derya aslan. Şirin boya. Cem yiyorlar bu arada. Afganistan'ın Özbekistan sınırında bulunan Tokoy köyü sakini 28 yaşındaki Muhammed Yakup Asçı 10 yıldır ailesinin geçimini sağlamak için balıkçılık yaptığını anlattı.
4 ya da 5 kişi ortak tekne satın alıyoruz. Avada beraber gidiyoruz. Her günde balık takılmıyor. Bazen de eve boş dönüyoruz diye konuştu. 25 yıldır balıkçılıkla uğraşan 48 yaşındaki Aşur Kulu 8 çocuğu bulunduğu ve ailesinin geçimini balıkçılıkla sağladığını söyledi. Tam kaldı bak, can durdu. Ya ya müşkül yok. Aman asab olun lakka balıkları mı dedi yaksam. Hala hal olan yok. Düğün aksından beri çay iç çay iç. Keyif haberde. Bunlardan gelecek gelecek. Bu benlerden. Lakka balığa bu. 3,5 kilodan böyle. Yakışık yine. Hadi yarım balık. Bağ olsa bayağı değil mi? Hadi. Oh, daha nasıl gidip gelir lan? Çıkmaya nasıl koyar lan bakalım lan? Gelin ver azıcık gelin ver. Çukura gitme. Çukura gitme. Oho. Batla. Gelin ver azıcık gelin ver. Çukura gitme. Çukura gitme. Oho. Batla. Ceyhun Nehri'nde balıklar Mart ve Nisan'da daha çok olduğunu anlatan Kulu, bu aylarda günlük 80 ve 100 kilogram balık avlıyoruz diye söyledi. Köyde yapılan tekneleri 300 ve 400 dolardan, ağları ise yaklaşık 500 dolardan satın aldıklarını belirtti. Hey oğlum, dalı ver de lan sana. Kalvancan, ne? Ben de yine bakışta. Burayı mı? Burayı cermene bakış ver. Aferin cermen. Ne balık be? Şum. Şum kelle harap. Alayım pelvanı. Neyver peçin tarpırın evden. Yo ya. Hani pelvan tarpırın evden gitti. Bana bir içiyor onun. Yaşa. Ötken en arzu mark geldi ki sana için cermen peçin. Onda cermen eti iksir el tatman. Defeyim de.
Yaşadıkları dağ güzel köyündeki Türkmenlerin çoğunun balıkçılık yaptığını ve bu nedenle herkesin sabahın karanlığında av için Ceyhun Nehri'ne koştuğunu söyleyen kulu, Ceyhun Nehri kıyısında yaşayan Türkmenler en büyük sorununun nehirde oluşan erozyon sonucu her yıl yüzlerce dönüm arazilerini kaybetmesi olduğunu da dile getirdi. Amudarya Ceyhun Nehri olarak da bilinen Orta Asya'nın en uzun nehirlerinden biri. Yaklaşık 2540 kilometre uzunluğundaki nehrin kıyılarında eskiden bu yana genellikle Türkmenler yaşıyor. Afganistan'ın genelinde sayıları yaklaşık 3,5 milyon olan Türkmenler balıkçılık, çiftçilik, hayvancılık ve ticaretle uğraşıyor. Amudarya kıyısında yaşayan Türkmenler her yıl nehirde oluşan erozyon sonucu yüzlerce dönümlük arazilerini ve hatta evlerini kaybediyor. Zatların da Afganistan taraf. Değil mi? Yaban tok tutturlar, yaban tok. Öyle yaban tok ki tutturlar. Senin de gün ertan inşallah. Kira edecek yaban tok, yaban tok. Geliver acakı git tutup. Pişad abi. Ne aşırı bakalım, o kaçtı mısın? O yüzden geliyor. Nurayın abi. Şu bilen bari kısır yanık balık bağ diyorlar. Torgu yımıldap du. Üzünden bir ilo etse bana. Üç go var. Birin olsun birinden kalıyor du. Tarafı bir go. Bana bulan bir go, iki go var. Benim ayda iki. Şundan içeri girip, bir ilo kutundan dört çık böyle de bent oluyor. Üç go var tor da ne? Çak oluyor şu hafta. Bağ mı? Arasınız tort şöyle bent oldu gene. Şiştin ha? Aşıtın ya şöyle. Barıkta kumaşı. Balık kokuyor acı. Ya asıl tor boyluğum edet.